Merhaba sevgili Kilittaş izleyicileri. Yeni bir programda daha birlikteyiz. Bugün ayın 8'i, aylardan Mart. 2015'in 8 Mart'ındayız. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'yle başlamak istedik programımıza. Ve yine gündemimizdeki bütün sorunları sürenin el verdiği dilimde konuşmaya, tartışmaya çalışacağız. Bugün aramızdaki konuğumuzu yine sizler yakından tanıyorsunuz. Profesör Doktor Nurşen Mazıcı bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş teşekkür ediyoruz burada olduğunuz için. 8 Mart'ta ekmek ve gül diye haykıran kadınların birkaç dizesiyle başlayalım programa diye düşündüm. Diyor ki kadınlar, yürüyoruz, yürüyoruz günün aydınlığında. Donuk fabrika bacalarına, yoksul mutfaklara. Çarpıyor sesimiz ve birdenbire parlayan bir ışık gibi ulaşıyor insanlara. Ekmek ve gül, ekmek ve gül. Ekmek ve gül talebiyle başlayan bu büyük mücadele bugün Türkiye'de bir başka boyutla büyüdü sevgili hocam. Artık kadınların diğer alanlardaki insan hakları, yaşama haklarından çalışma haklarına kadar, özgürlük ve eşitlik taleplerine kadar uzanan sıkıntılar içindeyiz. Bütün bunları programımızda konuşacağız. Programa başlamadan önce isterseniz bizim arkadaşlar söylediler birkaç dakikalık çekimler var. Onu izleyelim. Sonra sözünüzü kesmeyeyim tamam. Ben. Oradan devam edelim. Evet izleyicilerim, vatandaşa 8 Mart Kadınlar Dünya Kadınlar Günü ile ilgili görüşleri soruldu ve onlar neler söylediler? Birlikte izleyelim. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajınız nedir efendim? Son zamanlarda kadınların yaşadığı olaylardan dolayı daha bir önem arz ediyor. Herkesin daha bilinçlendiğini düşünüyorum. İnşallah bilinç her geçen gün daha da artar. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ilk önce şunu söylemek istiyorum bütün kamuoyuna. Kadınlar, Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi kadınlar sosyal hayatımızda çok önemli bir yere sahiptir. O yüzden kadınların değerini, önemini benimsemek lazım Türk halkı olarak. Valla yurtta sulh, dünyada sulh, kadınlara daha güzel özgürlük haklarını falan talep ediyoruz. Ondan sonra kadına şiddete hayır. Kadın demek anne demek. Cennette annenin ayakları altında olduğuna göre... Demek ki kadınları baş üstünde tutmamız lazım, el üstünde tutmamız lazım. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaklaşıyor. Evet. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajınız nedir? Ben yeni evlendim. 2 sene oldu ve 10 aylık bir kızım var Iraz adında. Dünya Kadınlar Günü'ndeki mesajım şu olmalı diye düşünüyorum. Kadınlara şiddetin olmaması gerektiği özellikle ülkemizde. Ben buna tamamıyla karşıyım ve yaşadığımız çok kötü bir olay oldu yakın bir zamanda ve hala bunun rüyalarını görmekteyim. Bence olmamalı. Yani bir kadına vurmak bir erkeğin acizliğini gösterir, aciz olduğunu gösterir, konuşmaktan aciz olduğunu gösterir. Bu yüzden inşallah bundan sonra olmaz diye düşünüyorum. Valla kadınların katledilmediği, tecavüze uğramadığı bir dünya diliyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajınızı alabilir miyiz? Valla kadınlar çiçektir biliyorsunuz yani. Yani kadınlar yani çok birçok şeyi hak ediyorlar ama yani yeteri kadar yani bir eğilim olduğunu hissetmiyorum ben kadınlara karşı. Bu partiler hiçbir şekilde kadınlara yönelik bir şeyleri yok. Kaç tane yani kaç tane milletvekili var kadın? Bakarsınız hepsi erkek. Kadınların pek sözü yok gibi mi geliyor? Önümüzdeki seçimlerde biraz daha kampanyalarını partilerin kadınlara yönelik mi olmasını istersiniz? Daha çok fazla olması lazım yani. Kadınların sesi çıkması, çıkabilmesi için, bir şeyler ifade edebilmesi için daha fazla olması lazım yani. Ben öyle düşünüyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajınızı alabilir miyiz? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Yani eşit ve özgür dünya desem yeterli olur herkes için. Tamam. Sadece kadınlar için değil, herkes için eşit ve özgür dünya iyi olur. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü tüm kadınlar için özgürlüğün, huzurun, mutluluğun geldiği günler olsun. Kadınlar olarak haklarımızı savunalım. Ben bir avukat olarak söylüyorum bunu. Onun dışında sağlık ve huzur diliyorum, barış diliyorum tüm dünyaya.
tacizlerin olmadığı, tüm kadınların haklarını aradığı nice güzel günler diliyorum. Bütün ülkeme barış ve huzur diliyorum. Çocuklarımızın geleceğini güvence altında görebileceğim bir ülke istiyorum. Tüm dünya kadınların da gününü kutluyorum. Yani kadınlar hepsi çiçektir. Hepsi yani bir tanesi değil hepsi. Yani şey olmasın, şiddet olmasın. Şiddete çok karşıyım. Özellikle son dönemlerde gündemde olan. Evet, evet şiddet. Hep şiddet, hep şiddet. İşte kadınlara karşı çok şiddet. Kadınlar çünkü hep mazlum kalıyor. Şey yapamıyorlar. Onun için hep şiddet kullanıyorlar. Yani 8 Mart Dünya Kadınlar Günü daha şiddetsiz. Evet. Çiçeklere nasıl muamele ediliyorsa kadınlara da o şekilde muamele edilsin. Evet, evet, evet doğru. Kadınlar iyi ki var. Kıymetlerini bilmeliyiz. Son pişmanlık fayda etmez. Kadının kalbini bir kırınca daha geri gelmiyor. O bakımdan aklımızı başımıza almamız lazım yani erkek olarak. Her şey iyiken, güzelken değerini bilip güzel muamele edilmesi evet, lazım evet, insanların evet. Birbirine ilk önce. Yani hassasiyetleri çok mühim. Bir kalbi kırıldı mı iş bitiyor. Ondan sonra emekteki affetsin seni düzelsin. Bütün her şey kopuyor bir anda. Öyle kadınlar... Kadınlar olmasa olmaz yani. Evet sevgili hocam. Yaklaşımlar böyle. Ben bu hafta kaybettiğimiz 12 Eylül faşizminin yaşını büyütüp İdam ettiği Erdal Eren'in sevgili annesini, Şadan Eren'i anarak soruyu size yöneltiyorum. Ne diyorsunuz bu yaklaşımlara? Ne demek lazım 8 Mart'ta Türkiye'de neler oluyor? Ben artık 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Ya da işte efendim 8 Mart'ta Cumhuriyet'in ilk yıllarında şu kadar kadın milletvekili vardı. İşte 18 milletvekili ilk kez girmişti. Artık ben bunlardan, bu tartışmalardan çıkmak istiyorum. Bir de hiç mikrofon uzattığınızda da dövdüysek dövdük diyen hiç kimse yok. Hepsine göre bu kadınlar çiçek. Ondan sonra kadına alkan eller kırılsın. Peki bu kadınlar kendi kendilerini mi dövüyor? Ben bunun sadece İslamiyet'le falan ilgisi olduğunu da düşünmüyorum. Yani İslam ülkelerinde kadına, Arap ülkelerinde de kadına şiddet bu denli yoğun değil. Tamam peçe içerisinde geziyorlar, üstlerine kuma geliyor. Ama dövülmüyor kadına başka şiddet onu. Başka bir şey söylüyorsunuz. Türkiye bütün bu coğrafyalardan daha mı önde? Daha mı özel biz diyoruz şey ki, biz diyoruz ki Türkiye işte şeyde işte Müslümanlığın getirdiği şeyle bu kadınlar eziliyor falan. Bizden daha batıdakiler Hristiyan uygarlığının gelişmiş diye demokrasi. Doğumuza bakıyoruz. Doğuda ben İran'a gittim. İran'da ben kadının bu denli değer verilebileceğini hiç tahmin etmemiştim. Örneğin kadınlar İran'da banyo tuvalet temizliğini yapmıyorlar, erkekler yapıyor. Her erkek ama. Normal İran evlerinde, ev yaşantısında. Evet, çünkü kadınların zarafetine böyle pis bir işi yapmak uymaz diye. Sokakta bütün çocukları pusette olsun, arabada olsun erkekler taşıyor. Kadınlar çarşaflı ya da eşarplı çantaları kollarında ya vitrine bakıyorlar ya bir şey alışverişi yapıyorlar. Bizde Türkiye'de bu şiddet çok fazla. Bir de genel şiddet anlamında Sırplarda çok fazla. Bu genel şiddetin neyden kaynaklandığını kendime göre araştırmaya çalıştım. Türkiye felsefesi olmayan bir toplum. Sürekli biz asker toplumuz. İşte şeyde Orta Asya'dan Altaylardan Urallara kadar. Evet ama işte o asker toplumuz bilinç altında sizi şiddete mi yöneltiyor? Bir bu çapın boyutu ile incelenebilir. Bir diğer boyutu bizde felsefe dersleri, sanat, edebiyat, şiir falan çok az. Bu sürekli de yontuluyor da kaldırılıyor. Giderek. Oysa insanların nefsini kontrol altına almak, aykırılıklarını törpülemek için en güzel şey edebiyat, şiir ve felsefedir. Nitekim İran'da da
Oturmuş hepsi hayyam şiir okuyorlar, dinliyorlar kızlı erkekler. Tabii ki İran toplumunda. Felsefesi de öyle, edebiyatı da öyle ve her yerinde de kadın heykeli fışkırıyor ya. Enfes güzel heykeller yapmışlar şeyde İran'da. Bize bakıyorsunuz, şu Yılmaz Özdil'in bir yazısı var. İzin verirseniz okuyabilir miyim okuyalım onu? Okuyalım hocam. Taşına bunlar yapan, bunları yapan kendisine ne yapıyor hatırlayalım. 5 Mart'ta Sözcü'de yazmış bunu Yılmaz Özdil. Şöyle diyor. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin sembolü Venüs heykeli Magandalar tarafından müstehcen bulunarak yakıldı. Gaziantep Üniversitesi'nin bahar şenliğinde sergilenen göğüs açık kadın heykeli tahrip edildi. Muğla Milas'ta çıplak kadın heykelinin kafası kırıldı. İzmir Sevgi Parkı'ndaki kadın heykelinin kolları, bacakları beton kesme aletiyle parçalandı. Edirne'ye Türk Kadınlar Birliği tarafından yaptırılan Özgür Kadın isimli heykel halatla çekilerek kaidesinden koparıldı. Ordu'daki kadın heykellerine sprey boyayla Edep Yahu yazıldı. Bursa'daki Uluslararası Heykel Sempozyumu kapsamında yaptırılan Gerçek Aşk isimli kadın heykelinin ayakları kırıldı. Ankara Yüksek Caddesi'nin simgesi oturan kadın heykeli kayboldu. İstanbul'da İsrail protesto gösterileri sırasında kadın figürü Akdeniz heykelinin kolu koparıldı, taşla vuruldu, gövdesi ezildi. Türkiye'de kadın olmak zordur, kadın heykeli olmak daha zordur. Hal böyleyken insanlık anıtına ucube diyen Tayyip Erdoğan, anıtın heykeltıraşına 10 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum oldu. Bağımsız yargının üstüne Tayyip Erdoğan göğsünün gölgesinin düştüğü, herkesin tir tir titrediği dönemde adalet adına verilmiş tarihi bir karardır. Üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğünü kanıtlayan bir karardır ve aynı zamanda takdiri ilahidir. Çünkü kadın erkek eşitliği fıtrata ters diyen Tayyip Erdoğan'ı sanata hakaret ettiği için mahkum eden hakim bir kadın hakimdir diyor. Evet. Şimdi durum bu. Taşımızın durumu bu. Taş yani ben bunun şeyine ölçülmesini istiyorum. İngiltere'de ailede tamam eğitim falan bakıyor. Aile eğitsin şunu yapsın falan diye biz eğitim öne çıkarıyoruz. Okulda eğitimi veriyoruz. Ama ondan önce mesela İngiltere'de bu özellikle maçlardaki holiganların şeyine bakıldı. Bunlar niye bu kadar saldırgan diye. İngiltere bu çocukların genetik yapısına bakarak şiddete eğilimli genleri yoğun olan ya da neye şiddete eğilimliyse belki çok düzgün tarif edemiyorum. O çocukları özel eğitime aldılar. Ki büyüdüklerinde şiddet eğilimleri eğitim yoluyla düzeltilsin diye. Bizde de öyle değil. Bizde yumuşak huylu olan çocuğa karı gibi deniyor. Gülen çocuğa karı gibi gülme deniyor. Erkeksin ağlama deniyor. Bu yıllar geçse de değişmiyor yani bu toplumda. Değişmediği gibi beslenerek, kapanarak gidiyor. Yani geldiğimiz noktada bu iş kaç kattır? Artıyor yani. O yani değişen bir şey yok. Özgecan yanarak öldü, herkesin tüyleri diken diken oldu, yanarak öldürüldü, yakıldı. Arkasından tekrar 8 kadının yine yakılarak cenazesi görüldü. Rakamı vereyim sevgili hocam. Yani bizde bir şey 64 günde. 2015 yılına girdik ya, 1 Ocak itibariyle. 64 günde 53 kadın öldürüldü. Öldürüldü bunu 8 tanesi. Özgecan bunlardan biri. Birisi. Hayır, yakarak öldürmeyi yani evet. Onu görünce dehşete kapılıp da irkileceğine yeni bir yol öğreniyor, onu uygulamaya evet. Başlıyor. Bu hastalıklı insanların bir şekilde tedavi edilmesi lazım. Ha bunları insanları tek başına çıkarıp da bunlar sapık, hastalıklı, kadın düşmanı gibi diye onları da soyutlayamazsınız sistemin dışına. Genelde baktığınızda Türk siyasal sistemini, İnsanları şiddete yönelten bir eğitim programı oluşturuldu. İşte okullardan felsefe derslerinin kaldırılmasından bakın işte heykele ucube denmesinler. Ondan sonra kızları işte 4 yıl yapıp kızları oradan alıp çocuk evliliklerinin artırılmasından. Ve sürekli tekrarlayalım de hocam, geçen program Nazan Moroğlu konuğumuzdu. Çok net birkaç rakam ifade etti. Türkiye'de 3,5 milyon çocuk gelin var. Evet, ona çocuk da gelin demiyoruz. Çocuk.
istismar edenler diyoruz. Evet. Çocuktan gelin olmaz. Gelin olmak başlı başına yani büyümeyi, vücudun gelişmesini gerektir. O bir 3,5 milyon. Sübyan sapıklığıdır. Bu gittikçe böyle artıyor. Siz bunu söylediğinizde de karşınızda siz feministsiniz. Siz analık nedir zaten bu feministler anlamazlar ki diyor. Oysa feminist kadın böyle açılmayla, kapanmayla değil, kişiliğiyle kendini ortaya koymuş. Çok iyi de çocuk yetiştiren kadındır feminist kadın. Keşke hiç her kadın da o kadar o şeyini, haklarını ve çocuğunun eğitimini bilebilse. Bizim Cumhurbaşkanı kamplaştırma konusu bulamadığında bu konular elinin altındaki hazır malzemeler. Onlar mini etek giymeye, dekolte giymeye devam etsinler. O feministler var ya, o feministler. Ya hazır malzeme elinin altında. Yapıyor ve bu da şey etmiyor. Toplumdan büyük bir tepkiyle de karşılaşmıyor. Fahişe ile feminist eş anlamlı olarak neredeyse kullanılıyor. Yani biz hemen o kesin öyle tarafından öyle o izlenimi verdiriyor. Evet. Daha sadece Özgecan olayından sonra gördük. Daha önce biz ne kadar kadın protesto mitingleri topladıysak hiçbirine türbanlı kitle gelmiyordu. Halbuki dayak yiyenlerin büyük bir çoğunluğu, eşinden şiddet görenlerin... Özgecan'da değişti mi bu profil hocam? Özgecan'da biraz ben televizyonlarda çıkıp konuştuklarını gördüm. Ayşe Böyürler'in şeyi. O şudur şeyin. Yani Cumhurbaşkanı'nın ailesinin üyeleri de bir başsağlığına gittiler falan. O yüzden onu bilmiyorum. Onun dışında ben... Gelin bakın sizin burada türbanlı çarşaflı kadın da öldürülüyor. Gelin ki protesto edelim dediğimizde... Biz tamam üzülüyoruz ama sizin yanınızda görülmemiz hoş olmaz diyorlar. Yani layık nitelikli feminist kadınla görünmemiz hoş olmaz, biz katılmayalım buna diyorlar. O zaman ölün mü diyeceksiniz? Hayır. Burayı hepsinin giyim, kuşam tercihini şeye bırakarak... Bir biçimde diyorlar da mini etekle çıkarsan başına tweetini hatırlayalım. Evet, evet. Şimdi yani onu demek sadece o mu dedi? Mehmet Barlas'ın ne oldu? Birisinin torpiliyle bizim fakülteye hocalığa geliyor. Aynı sözü Cemil Barlas da kullanıyor internette, Twitter'ında. O ne diyor? İşte Nihat Doğan'ın dediğinin bir benzerini söylüyor. Bu çocuk burjuva deseniz burjuva, iyi eğitim almış deseniz iyi eğitim. Yani bunu paralı buraya deseniz paralı. Paralı deseniz paralı. Bunu yazabilmesi için mutlaka bunun da dediğim gibi akli melekelerinde bir sorun olması hocam, lazım. Hocam bu noktada itirazım var. Kız kardeşi de olan birisi. Bütün sözleriniz içinde bir tanesine itirazım var. Bunlar hasta değiller. Bunların akli melekelerinde de bir şey yok. Daha özel incelenmesi gerekiyor o nedenle. Sizin benim gibi insanlar bunlar. Ama bunları yapabiliyorlar, bunları söyleyebiliyorlar. Yani o zaman şu çıkıyor, sokakta yürürken gördüğün herhangi biri biraz sonra bir kadına tecavüz edebilir ya da öldürebilir ya da başka bir şey yapabilir, zarar verebilir. Yani daha tehlikeli bir durumla karşı karşıyayız diye düşünüyorum. Ortalama bir ülkede bir kadın ölürse, öldürülürse bunu hasta ve sapıklarla açıklayabilir miyiz? Hayır hayır, ben de onu diyorum. Yani neden bunu neye göre Türkiye'de sapık ve hasta fazlaysa o zaman ona göre toplumsal tedavi. Ben bunu Batı toplumuna bakıyoruz. Batı'da bizimki kadar yok. Doğu toplumlarına bakıyoruz. Bizim kadar yok. Hindistan'da mesela benzeri şeyler olunca koskoca o yarım kıta yürüyüşe kalkıyor erkekli kadınla. Son olayı hatta Afganistan'da burka giydi o erkekler orada kadına yönelik şiddetten dolayı. Biz Afganistan seviyesini falan ancak tutturduk. Benim öğrencilik yıllarımda bizim evimizde televizyon yoktu. Gece televizyon seyretmeye bir uzakta bir yere gitse. Dönüşte de 3-4 kız o gece 11'de yürüyerek evimize gelirdik. Hiçbir şey olmuyordu. Demek ki bu toplumda sürekli yani genetikten gelen bir şey değil, bir eğitim bozukluğundan oluşan bir şey. Bu sadece erkeklerin kadınlara yaptığı şiddette bir artma yok. Erkeğin erkeğe yaptığı şiddette de artma var. Annenin çocuklarına tecavüz oranı da çok yüksek. Çocuklara yapılan tecavüzde de bir artma var. O bakımdan bunu söylediğinizde de bu şey eşitlik kadınla erkeğin fıtratına aykırı. Kadın eşit olamaz, kadın kahkahayla gülemez. Bunlar hep bu dönemlerde ortaya çıkınca ya da Diyanet İşleri Başkanlığı da
orada bekliyor ki bunlar bir şey söylesin de. Evet, Kur'an-ı Kerim'de de zaten şu surede bunu diye bekleyen bir Diyanet İşleri Başkanı hemen var. Hemen oradan bir örnek vereyim size. Lütfen buyurun. Şimdi evet, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kadın meselelerine yaklaşımının ve uygulamalarının gerçekten bizler tarafından çok ciddi incelenmesi gerekiyor. Ben şimdi burada iki boyutlu örnek vereceğim Diyanet'in yaptıklarıyla ilgili. Bunlardan bir tanesi tamamen ranta dönük bir olay. Alaçatı Belediye'miz vardı, Belde Belediye'mizdi İzmir'de. O nüfus meseleleri nedeniyle Alaçatı'da Belde Belediye Başkanlığı kaldırıldı ve seçim yapılmadı. Alaçatı Belediyesi'nin taşınmaz malları valiliğin kurduğu bir komisyonla kime devredildi hocam? Kime? Diyanet İşleri Başkanlığı'na. Şimdi neler var? Cami, hem kilise hem de pazar yeri camisi olarak kullanılan bir bina. Caminin çevresindeki 22 dükkan, Orta Kahve'deki tarihi belediye binası, şehir merkezindeki 4 dönümlük arsa. Bütün bunlar Diyanet'e devredildi. Belediyece de restorasyonları yapılmış yapılar var. Ve zaten o restoranların çoğu da içkili restoran. Bunu birkaç açıdan bakabiliriz. Nüfuz edilemeyen bir bölgeden, kültürel olarak nüfuz edilemeyen Alaçatı'ya herkes bilir işte bu ülkede. Turistik bir yer. Turistik bir yer. Nasıl olacak? Bu alanı ele geçirerek. Orada artık yavaş yavaş bir takım değişimler kendini göstermeye başlayacak. Ve korkunç bir para var burada tabii. Tabii. Bir boyutu. Peki bir diğer boyutu, çağdaş laik Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumlarından biri olan Diyanet İşleri, Diyanet Dergisi'nin aile eki çıkarıyor. Ben kınıyorum bu çalışmaları. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu çalışmalarını da kınıyorum. Şimdi orada bir yazı var. Mahremiyet ve aileymiş adı. Yazıda sanayileşmeyi anlatıyor. Ve kadının çalışma hayatında daha fazla yer almasının tesettür ve halvetle ilgili problemlerin yaşanmasına zemin hazırladığı savunuluyor. Şimdi birinci sorum hocam. Tesettür ve halvetle ilgili problemler neymiş kadın çalıştığında? Burayı anlamak lazım. Bir diğeri de mahremiyetin daha sosyal ağlar marifetiyle bu kadar tüketilmediği dönemlerde Necip Fazıl toplumdaki dejenerasyonu şöyle dile getiriyormuş. Utanırdı burnunu göstermekten süt nine. Kızımın gösterdiği kefen bezine mahrem. Yani süt ninenin burnunu göstermemesine bir övgü. Evet, bir zamanlar burnunu göstermekten haya eden büyüklerimizin bu tavırları bize çok uzak görünse de mahrem olanın muhafazasında gösterilen hassasiyeti ortaya koyması bakımından kayda değer. Şimdi Diyanet Dergisi'nde ne yap diyor bize? O zaman ben Diyanet Dergisi'ne önce bir düzeltme göndereyim. Necip Fazıl onları demiş olmakla birlikte ki demiştir. Şair olarak çok beğendiğim birisi. Özel yaşamında da berbat bir insandır. Bunu hiç, yani çok hafif kalır berbat sözcüğü. Niyazi Ahmet Banoğlu onu tanıyor nasıl bir insan olduğunu. Bir gün gidiyor ziyaretine. Oradaki sekreter konumunda olan kişi diyor ki nerede Necip Fazıl diye. İçeride diyor müritleriyle şey ediyor. Huşu içerisinde ibadet ediyorlar. Niyazi Ahmet Banoğlu böyle yapmayacağını, onun kim olduğunu bildiği için kapıyı açıyor ki kadınlarla kızlarla alem yapıyor içeride. Böyle bir adam önce kendi nefsini sağlama almış olması lazım. Evli kadınlara güller gönderen falan birisidir. Olur Necip mu? Fazıl. Utanırdı burnunu göstermekten ya. Süt ninem. Daha Necip Fazıl'ı yakından tanımış olan, hayatta olan bir sürü insan var. O bakımdan sürekli kendileri ele verir, talkını kendi yutar, salkımı durumları yapmasınlar. Modern insan sokakta da herhangi bir şey yapmıyor. Çünkü eğitimli, çağdaş, kentleşmiş bir insan beyniyle kendini gösterdiği için ne açılarak orasını burasını kendini göstermeye ihtiyacı var ne de kapanarak o türbanıyla, şalıyla, malıyla. O çünkü beyniyle hakim oluyor ortama o kadın.
O haliyledir. Yani laik okumuş çağdaş kadının böyle ne açılıp satıldığını ne de anormal kapandığını görürsünüz. Hocam kız kaç kaç türlü. Yukarıdakiler söylemlerini biliyoruz. Her zaman konuşuluyor. Saatleri sığar o söylemlere. İşte kahkahadan tutun başka şeye kadar. Şimdi ortadaki kurumlar bir örnekle vermeye çalıştım bunu. Burada helali haramı birbirine karıştırıyor ama burnunu göstermeniz şeyini ortaya koyuyor. Aşağıdakiler ne diyor? Mine tekli gezersen olacağı bu. Olacağı diyor. Bu. Şimdi bu nasıl bir kıskaç? Sonra bu da nasıl deniyor ki efendim diyor, kimin diyor ki şey, özgürlüğünü kısıtlıyoruz hatırlayacaksınız. Bir arada Devlet Demiryolları dergisi Erzurum'dan kız gidenler kadın dönüyor diye bir yazı yayınlamıştı. Bu Devlet Demiryolları dergisinin bizim konusu içerisinde bizim paramızla çıkan mi? Bir dergi. Bu da bizim paramızla çıkan, çıkan bir dergi. Erzurumlu birkaç kadın itiraz etti de orada yazan adamı oradan aldılar, daha iyi bir yere getirdiler. Size toplumsal baskı mı yapılıyor? Herkes özgür hayatını yaşıyor diyor. Daha ne yapacaktınız? Şu kadar hakaretin altında kalmak. Ölmeleri ek olarak yaşayanların da kadınların da hayatını zehretmiyor mu? İnsan böyle günlerde geriye gidiyor biraz. Eskiden 8 Mart'ları kutlarken 8 Mart'larda mücadele günü olarak düşünüp 8 Mart'ı kavrayıp taleplerimizi dile getirmeye çalışırken gerçekten çalışma yaşamımızla ilgili özgürleşmemizle ilgili çok somut talepler dile getirdik. Şimdi artık bunları konuşacak ama zeminimiz kalmadı. Güldal Hanım zemin değil. 8 Mart 1909 kadınlar o zaman ne yapıyor? Eşit ücret için mücadele ediyorlar. Ondan da Amerika'da başlayan evet. Bir hareket o. O zaman niye yaptılar? Özellikle savaşlardan sonra kadınlar böyle Amerikan İş Savaşı'ndan sonra da erkek çok öldüğü için erkeklerin iş gücüne kadınları zorladılar. Hadi gidin siz de çalın. O yüzden kadınlar ona. Bizde de kadınlar iş gücüne girsin diye önce hadi siz de gidin sizin de haklarınız var. Ama şimdi istihdam sorunu var. Erkeklerin işsizlik sorunu var. O bakımdan gülmeyin, min etek giymeyin, en büyük kariyer analık kariyeridir diye kadını tekrar eve sokmak istiyorlar ki kadınlardan özellikle boşalan alana... Esnek çalışma, yarım gün çalışma yeni getirilen yasal düzenleme de buna çok zemin oluşturacak. Ondan sonra çeyrek gün çalışmaya düşecek evet. O. Ondan sonra yapıldıktan sonra erkeklere iş istihdam alanı sağlansın, kadınlar da evde çocuk doğuran, yemek yapan... İsterse seven, isterse döven bir kocanın elinde nesne olma özelliğini taşıyacak artık. Özne olmayacak o. Çocuklarının annesi olarak var olacak. Eşin karısı olarak ortada olacak ama kendisi ben olarak bulunamayacak, özne olamayacak hiçbir zaman. İstenen de bu. Adım adım gidilen noktada o. Bakımdan ben şeyi bu bireysel bir olaydır şiddet şeyi bunun ciddi bir şekilde toplumda zaten bizde benim 2015 projem o çalışma iletişim ve şiddet diye bir çalışma başlatacağım. Anormal derecede şiddetin yaygınlaştığını görüyorum. Bu kadına yönelik olanı da böyle aritmetik çok gözle değil, görünür olanı. Geometrik olarak büyüyor ya. Yani Özgecan öleli'den beri 64 tane evet. Kadın öldürülüyor. 64 günde 64 hocam 53 günde 53 kadın öldürülüyor. 64 günde. Arada duyulmayan, resmiyete girmeyen de vardır. Güne bir tane falan şeyde tecavüz edilenlerin her 6 saatte bir kadına evet. Tecavüz ediliyor. Olacak bir şey değil ya. Yani bu erkeklerin hepsinin bu kadar hastalıklıdır. Bunların testosteron hormonu fazladır falan demekle açıklanacak bir şey değil. Bir örnek daha. Çok çarpıcı rakamlar bunlar. Kaldı ki bu cinsellik değildir. Tecavüz etmek cinsel istekle oluşmuş bir şey değil. Hayatta başına şey için onu söylüyorlar ya, geçmişte bir ezilmişliğin anne tarafından, baba tarafından... Ezilmişliğin intikam alması olarak niteliyor psikologlar da bunu. O zaman oturun bu toplum niye bu hale geldi? 15 yıldır niye böyle cinnet toplum oldu? Biraz bunun üzerinde duralım. Bunun üzerinde duralım. Bu tekrar olacak biliyorum ama hep aklımda olan ve unutamadığım bir örnek bu. Adam imam nikahlı karısını öldürüyor, hapse giriyor, aftan çıkıyor. İkinci kez imam nikahıyla evleniyor, o kadını da öldürüyor. Ve 6 yıl mı ne yatıyor, çıkıyor. Ondan sonra iki televizyon programına çıkıyor evlenmek için.
Bir tanesine çıkıyor işte evleneceğini falan söylüyor. Öbür programa çıkıyor, Seda Sayan'ın programına. Orada da bu oluyor. Ve Seda Sayan da dönüyor diyor ki salonundaki izleyicilere, bu kadar güler yüzlü katil gördünüz mü diyor. Şimdi yani parantez içine alayım, unutalım bunu hemen de. Böyle bir dilin, böyle bir ne denir ona, ya insansızlık bu. Evet, evet, evet. Sirayet eden, sirayet ettikçe ağdalı bir şekilde yayılan bir vicdansızlık bu. Arendt diye bir düşünür var. O kötülüğün sıradanlaşması diyor. Bu gerçekten i̇şte bu. Kötülüğün sıradanlaşması. Bu kötülüğün sıradanlaşması her alanda da var. Yani biz medyada inceliyoruz bir doktora tez olarak. Ama her yerde oldu artık bu. Bir şey söylediğinizde vah vah ama deniyor ve o aklandırılıyor. Vah vah aklandırılıyor. Hangi biriyle uğraşacaksın? Şimdi yine bir yeni örnek. Ağrı'nın Patnos ilçesinde bir müzik öğretmeni. Okulunda haftada iki gün ücretsiz müzik kursu açıyor. Ve tabii çocuklar buna çok ilgilenmeye başlıyorlar. Ama ilçenin, caminin, imamının karısının da Kur'an kursu var özel. Çocuklar Kur'an kursunu değil, müziği tercih etmeye başlıyorlar. Ve imam camide hutbe vermeye başlıyor müziğin haram olduğuna dair. Bu hutbelerden sonra çocuklar geri çekilmeye başlıyor. Bu çok basit gibi görünüyor. Çok önemli, çok önemli bir örnek. Çok önemli bir örnek. Hani o mahalle şeyleri olsun diyen... Baskısı olsun diyen. Milletvekili vardı komisyonda. Mahallenin nakil adamları denetlesin. Şimdi işte mahallenin nakil adamı denetliyor. Hadi bunun ekonomik çıkarını, boyutunu koyalım bir kenara. Evet, evet. Hutbeyi... Nasıl böyle bir hutbe verebilir? Ve bununla ilgili bu devletten alıyor maaşını, benden alıyor, benim verdiğimden alıyor. Hayır, Diyanet İşleri'nin bizzat açıklaması. Türkiye'deki camilerin %10'u doluyormuş Cuma günleri o da. Diğerlerinde o kadar çok cami yaparsan öyle olur. Türkiye'de 600 milyon insana yetecek kadar cami varmış. Peki bunun şeyini döndürmek için de siz bir yerlerden paraları cebinize indirmeniz lazım ki bu 600 camiyi de şeydi. Ama insanlar çıkıp da kardeşim benim o köyümün okulu yok. Benim işte semtimde gecekondu semtindeyim. Bir sınıfta 80 öğrenci var. Okul yapın, açmayın cami demiyor. Gazi Osman Paşa'ya Taksim İlk Yardım Hastanesi taşındı. Yeğenim yatıyor. Birinci katın penceresinden baktık Güldal Hanım. Bir kadraja, birinci katın kadrajına 9 tane cami sığdı. Onun 9. katına çıksanız 130 olur. Ya bu toplum bu kadar aslında insanların... akıllı bir toplum. Yani bu toplum kendisine yapılmak isteneni kavrama yeteneğinden bu kadar yoksun olmasa gerek. Şimdi yeni seçim dönemi yaklaşıyor. Bir kader belirleyeceğiz. Seçim önemli bir araçtır. Yaşamımız açısından, onu belirlemesi açısından. Bütün bunların eşliğinde önümüzde çok kısa bir süre kaldı. Biz programın hep sonuna yaklaşırken seçim sadece hani bir gündem maddesi gibi temel olarak onu almadan biz kadınlar olarak içinde bulunduğumuz gidişatta ne yaparızı konuşmak istiyoruz. Demin siz Hindistan örneğini verdiğinizde aklıma gelmişti. Birkaç gün önce bir haberdi. Hindistan'da otobüste bir kadına tecavüz eden mahkumu topluluk basıyor, hapishaneden alıyor ve linç ediyor. Daha önce de biz şeyi konuşmuştuk, bir örnek diye her şeye karşı örgütlenmemiz gerekiyor. Örneğin Hindistan'da kadınlar örgütlenmişler, Gulabi Çetesi adı altında örgütlerinden bir tanesi. Pembe anlamını taşır Gulabi, pembe kadın çetesi, pembe giyiniyorlar hep. Mahallelerinde karılarını döven yani şiddet uygulayan erkekleri uyarıp uyarıları sonuç vermeyince de bambu sopalarıyla dövüyorlar. Oldukça örgütlü bir hareket olarak. Hani biz Hindistan deriz ve kendimizi Hindistan'dan daha gelişmiş falan diye düşünürüz. Yok canım, Hindistan'da bizdeki kadar demokrasi kesintiye uğramadı ki Hindistan yani. 1,5 milyara doğru giden 1 milyarı aşmış nüfusuyla kaç tane eyaleti verilmiş. Yani ufaklı çözüm reçeteleri oluşturmamız gerekiyor bizim. Bu hiç noktada kuşkusuz. Bizim izleyicilerimiz de hep ortak aklın arayışı içinde. Biz ne yapalım, ya nasıl bunu yapalım? Yapıyor. Biz de şeyde bir kere Türkiye'de ben sivil toplum örgütlerinin
kadınların sırtında o ve çok iyi götürüyorlar. Türkiye'de artık kadınlar erkeklerden çok daha iyi iş yapıyor bu konuda. Sivil toplum örgütlerinden kadınları çekin, hiçbir şey kalmaz. O kadar da iyi çalışıyorlar. Ha bunun ne yapalım şeyiniz, yani siyasete gir. Siyasete girme olanağı bulunmuyor işte. Erkekler gibi dirsekleyeceksin, yumruk atacaksınız falan. Bakın Şafak Pavey bile ben ayrılacağım, daha rahat olurum demiş. Bunlarla değil, sivil toplum örgütlerini daha da güçlendirerek sivil toplum örgütlerinin siyasal katılımdaki yerini daha da etkin hale getirerek, yeni alanlar açarak onları daha etkin hale getirmekle getirmekle bununla baş edilebilir. Sivil toplum hareketleri içerisinde erkek ağırlıklı olanı hemen hemen yok gibi. Erkekler daha az. Tamam, onların ilgi alanında değilse bile bu alandan gidilerek daha iyi şeyler çıkarılabilir gibime geliyor. O zaman çok net bir şey söylediniz. Bunu bir toparlayalım. Çalışmalarına, yaklaşımlarına, değerlendirmelerine ve değerlerine kendimizi yakın hissettiğimiz çeşitli örgütlenmeler var. Ve bunlardan hangisi ise oralara gitmeliyiz, oraları aktifleştirmeliyiz, görev almalıyız. Ve etrafımızdan yeni yeni insanların buralarda örgütlenme çalışmalarına katılmalarını sağlamalıyız. Bu çok anladığımız, çok net biliyoruz ve yapabileceğimiz, yapmaya çalıştığımız da daha da iyi yapabileceğimiz yapıyoruz. Bir şey. Ama şeyde bir de kadınla, bu erkeğin kadına yönelik şiddetinin artmasının temel nedenlerinden birisi de şu. Mesela tarım toplumunda erkeğin kas gücü, mesela gidip bir hayvanı yakalamak için erkeğin kas gücü gerekiyordu. Tarım toplumuna geçtikten sonra odun kesmek için falan da erkeğin kas gücü. Ama sanayi toplumunda ya da bilgi toplumuna geldiğinizde artık her şeyi beyin gücünüzle yapıyorsunuz. Siz de elektronik mühendisi olabiliyorsunuz, eşiniz de olabiliyor. Ben de pilot olabiliyorum, eşim de olabiliyor. Bu erkeklerden rol çalınmış gibi olması onları kaslarının dışında toplumda hiçbir şeyde sosyal statü edinemeyecekleri sonucuna kaslarına götürüyor. Kaslarına arayış mı onları şiddete yöneltiyor? Hayır, yok. Çünkü kadın yapıyor. Yani siz artık bilgisayarda bir şey üretebiliyorsanız erkek sizden daha fazla üretmiyor. O bakımdan Avrupa ne yaptı? 4E teorisi diye bir şeyle eğitimi sağlıyor. Bir tanesi biraz önce söylediğim gibi kadınlar şeyde... Saldırganlık geni yüksek olanları eğitimi alıyor bir. Çünkü Amerika'da da 6 saniyede bir kadına tecavüz ediliyor. Bu sadece şeyde değil, Türkiye'de olan bir sorun değil. Gerçi orası da çok daha büyük bir ülke. Ya da Hindistan'da. Ha, 4 tane E ile yapacağız bunu deniyor. Education, eğitim, empati, onun yerine koyma, emotion, duyguyla bakma. Bir de IQ yerine EQ deniyor. EQ'nuz yüksek olur. Biz bunların hangisini öğretiyoruz çocuklarımıza? Hangisini Hocam, öğretiyoruz? Hocam siz nerede geziyorsunuz? Hemen söyleyeyim. Şeydeki okullardan biri, Beyoğlu'ndaki okullardan bir tanesi dönüştürüldü İmam Hatip'e. Hiç ihtiyaç yokken. Güner Akın Anadolu İmam Hatip Lisesi. Ve buranın öğrenci sayısı neredeyse iki katına yakın arttırıldı ve okulun hacmi izin vermediği için bazı şeylere tiyatro salonu falan kapatılıp tiyatro salonu mescide çevrildi. Evet, evet. Şimdi buradan EQ'lara bakacağız biz, araştırmalı. Yani tamam, ben de diyorum ki tükenmişiz. Belki diyorum bunlar da kafalarında şu vardı. Bu çocuklar işte dinden uzak durdukları için saldırgan oluyor. Din eğitimiyle bunu sağlayalım dediler. Ama demek ki din eğitimi de yetmiyor. Bu anlaşıldıysa yanlışınızdan döneceksiniz. Öğrencilere mesela spor niye yaptırılıyor ya? Benim değil, ben halamın, annemin öğrenci olduğu yıllardan bile biliyorum ki çocuklara beden eğitimi dersi var ve bu biz mesela voleybol takımındaydık. Çocuklara tabii, spor tabii. alanı yok şimdi. Beden eğitimi derslerinde ya gidip imza atıyorlar, geçiyorlar. Ya birazcık bahçede koşuyorlar. Dayanışma, sosyalleşme, enerjiyi atma, yok, enerjiyi atabilir. Sadece o değil, mahalle aralarına bile artık spor okulları falan yapılması gerekir. Siz bizde bir de din de doğru düzgün öğretilmiyor. Din cehennem narı olarak öğretiliyor. İşte buluğa ermeden ölürseniz cennete gidersiniz. Ondan sonra
şeyde öbür dünyada şunu yaparsanız cehennem narı olur, vücudunuza yapışır. Zaten bu işin kötü yanı dinin gerçek din olarak öğretilmiyor. Sevgi olarak öğretilmiyor. Allah'a ulaşma olarak öğretilmiyor. Kendi zihinlerindeki insan olarak taşıdıkları, o çevrelerinden edindikleri bütün değerleri işte din bu diye bize yedirmeye kalkmaları. Evet, evet. Bize yedirmeye kalktıkları şeye tepki gösteriyoruz biz. Yani oysa dinde şeye yani senin... Müzik bakan, haram değil yani. Öyle şey mi olur canım? Müzik haram olacak olsa ezan zaten belli bir notayla okunuyor. Heykel haram değil yani. Resim haram değil. Hayır, şeyde mollalardan daha iyi mi bilecekler? İşte şeyde İran'da dünyanın heykelini yapmışlar. Ama düşünebiliyor musunuz ya, heykelin gidiyor göğüs kısmını... Bıçaklamaya başlıyor. Bu ne demektir ya? Bu cinsel açlık falan değil. Kadına olan bir düşmanlık. Tamam, eğer siz bir taştan da tahrik oluyorsanız siz ciddi şekilde bir hormon tedavisi görmeniz gerekir. Olacak şey değil. Değil. Yani size kalkıp da bu demin dediğim 4 education, yani zekanızın yüksek olmasından vazgeçtik. IQ önemli değil. IQ önemli, evet, değil. IQ. Duygusal olarak birbirinizi anlayın. Eğitin, bir eğitin. Ondan sonra birbirinizi, kendinizin yerine koyun başkasını. Şey, başkasının yerine koyun kendinizi. Böyle olursanız o toplum barışçıl toplum olur diyorsunuz. E siz okullara baktığınızda dediğim gibi bunlara yer veren hiçbir ders yok. Okulda öyle şeye bakıyorsunuz, öğrenciler gidiyor lavabonun altında kafalarını kırıyor, ölüyor. Bir öğrenci düşüyor, bayılıyor. Birisi bonsai kullanıyor. Öğretmen öğrenci ilişkisi alabildiğine zayıf. Bizim yani zamanımızda teneffüse çıkarken elimizde kalıyor. Öğretmenimiz hepimize paltosunu giydirirdi teneffüse çıkarken. Şimdi çocuklar okuldan çıkıp gidiyorlar, öğretmen onu fark etmiyor. Yani korkunç bir şekilde her şeyi yetiştirilmemizle ilgili hocam. Ben öğretmen okullarının son mezunuyum. Öyle mi? Bizim mezun olduğumuz yıl öğretmen okulları kapatıldı. Ve biz öğrenciler olarak, öğretmen okulu öğrencileri olarak o zaman... çok net hatırladığım bir süreçtir. Bütün Türkiye'de bir eylemlilik gerçekleştirdik. Hı hı. Kimi öğretmen okullarında boykotlar oldu, koşullarına göre, kimi öğretmen okullarında işgaller oldu. Hı hı. Ama tabii MC döneminde o düzenlemeler yürüdü, öğretmen okulları kapatıldı. Bizden sonra mezun vermedi. Ondan sonra eğitim ensüpleri. Ondan sonra işte gitti başka boyutlara. Mesela ben o eylemler nedeniyle okuldan atılmıştım. Hı hı. Sıcağı sıcağına çok iyi hatırlarım o süreçleri. Yani bütün meslek gruplarına dönük o formasyonu ortadan kaldıran zemin yok edilince diğer ilişkiler de kendiliğinden o biçimde dönüştürüldü, geçti gitti. Evet, evet. Ve gitti. Ve yani bu düzenin içinden çeşitli sorunları aşarak biz her birimiz ayakta kalmaya çalışıyoruz. Bireysel olarak. Kişiliğimizi korumaya çalışıyoruz. Amaç da oydu zaten. Şeye baktığımızda da postmodernizmin göstergelerini, öyle din min ortaya çıksın isterseniz metafizikte şey değil, toplumsal materyalizmi değil, bireysel materyalizm o kadar kamçıladı ki herkes ben var olayım, cep telefonum var olsun, benim kazandığım para olsun, var olsun diye. Oysa eskiden ailemiz önemliydi. Şehrimiz önemliydi, köyümüz önemliydi. Mahallemiz, biz toplumun içerisinde, mahallemiz önemliydi. Şiirimiz toplumun önemliydi, içinde vardı. Sanatımız önemliydi. Ülkeyi, aslında başka bir ülkede bir kadın ölümü falan oldu mu onun protesto edip yürülürdü. Filistin davası Türkiye'de o zaman takip edip şey edilirdi, insanlar ölmesin diye. Şimdi bakıyorsunuz IŞİD adam kesiyor. Yani İslamiyet'te bir kere Allah'ın yarattığı bir şeyi kul öldüremez diye bir kaidesi olan bir dinden bu söz ediyoruz burada. Biz hem kendi toplumumuzda birebir bizi ilgilendiren sorunlar karşısında hem de yanı başımızdaki bizim coğrafyamıza yakın coğrafyalardaki kadınlar konusunda hem de her konuda çok fazla duyarsızlaştık. Geçen programlarda Suriyeli kadınlardan söz etmiştik. Can yakan olaylar söz konusu. Çok acı olaylar söz konusu. Onlara sahip çıkmak gibi bir davranış içinde değiliz. Bu iktidar yani bizi biraz atomize etti. Evet, işte tek başınıza kendi derdinizin çaresine bakın. Siz işte taksitini ödeyeceğiniz TOKİ konutlarına bakın. Kredi kartına bakın. Çocuğunuza iyi bir okul okutmaya bakın. Öbürü sizi ilgilendirmez durumun. Eskiden öyle miydi? Mahallenin herhangi bir çocuğun başına birisi bir şey gelebilir miydi?
mahalleden geçen bir kıza birisi laf atabilir mi? Şimdi mahallenizdeki kızı yakıp parçalayıp çöp bidonunun içine atıyorlar. Kimse o mahallede öyle birisi olduğunun bile farkında değil. Evet. Evet. Çok korkunç bir şey. Gerçekten de çok korkunç. Sevgili hocam, programımızın sonuna doğru bir kitaptan söz etmek istiyorum izleyicilerimize. Buyurun lütfen. Sevgili Azize Çatalbaş, izleyicimiz sabah arayıp 8 Mart barışın, demokrasinin, eşitliğin, adaletin sesinin duyurulduğu günlerden biri olmalı. Ve şey dedi bir de, bu ülkede derinlerden yırtıp çıkan, koşullara uygun olmamasına rağmen hayatın içinde zafer bayrağı diken kadın örneklerini duymaya ihtiyacımız var dedi. Ben öyle bir kadın örneğini programımıza taşıdım. Sizin de öyle, sizin de Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Türk Kadını kitabınızdan evet. dolayı kutlarım. O çok da çok iyi bir çalışma. Hocam. Evet, çalıştım. Nursen Yakın, sevgili izleyiciler. Cesur kadınlara ithafen yazmış Giden Kadınlar adlı öykü kitabına. Ve diyor ki Nursen Yakın, duyduğumuz, gördüğümüz, yaşadığımız, okuduğumuz birkaç kelimenin derinlerinde yaşananlar, çaresizliğin dibinde bir yerlerde çare arayanların ve sonunda bulan kadınların öyküleri. Kitabındaki öyküler için yazdığı cümleler bunlar. Hayatından bir ara kesit vermek istiyorum sevgili Nursen Yakın'ın. Kütahya Lisesi'ni bitirip üniversiteye yurt dışına da okumayı kafasına koyan bir kızdan söz ediyoruz. Bir üvey babası olan bir kızdan söz ediyoruz. Çalışıp para biriktirir Nurten. Sorbonne Üniversitesi'ne kaydını yaptırır. Pasaportuyla babasının karşısına çıkar. Ve bütün engellemelere rağmen basar gider okur. Üniversiteyi bitirir. Ve sonraki hayatında da karşısına çıkan bütün zorlukları aynen üniversiteye giderkenki gibi basıp üzerlerinden geçerek geride bırakır. İşte biz buyuz. Biz her birimiz böyle kadınlarız. Daha da üst noktalarda dillendirilecek işler yapabiliriz. Ülkemiz için de yapabiliriz. Nursen bizim içimizdeki örneklerden biri. Evet, hiç kuşkusuz hocam. Ama ben şunu söylüyorum. Bugün işte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde genelde işte çalışma hakkı, eğitim hakkı kadınların bunlardan söz ediliyor. Düşünebiliyor musunuz bir yüzyıl sonra geldiğimiz noktada artık bunlardan vazgeçtik. Yeter ki devlet yaşam hakkımızı korur. Evet. Durum. Bu demektir ki biz artık 1300'lerde falan gibi kadınların ya da Nazım Hikmet'in şiirinde dediği gibi artık sofradaki sıramız öküzden sonra gelen bir duruma bile geldik demektir. Bu çok can sıkıcı. O yüzden ne yapıp demokrasilerde eğer parlamentoda meclis tıkanırsa parlamento dışı güçler demokrasiyi sağlar. Bu başta kadınlar olmak üzere şiddet uygulanan erkekten erkeğe, kadından çocuğa hangisi olursa bu şiddet sarmalından Türkiye'yi çıkarmak için biz yetişkin sivil toplum örgütlerinde görev alan ya da herhangi bir kurumda çalışan kadınlar bu işe tezelden el atıp çözüm getirmemiz gerekiyor. Belki biz bu an çalışma burada konuşurken araçlarımız ya da ortamlarımız, biçimlerimiz için ne diyebiliriz hiç hocam? Hiç şey etmiyoruz. Belki biz şimdi burada konuşurken bir kadın da belki şimdi öldürülüyor yani. Tabii, onu bilmiyoruz. Kuşkusuz. Öldürülüyor, bir dövülüyor, bir yerlerde dövülüyor. Şartlarımız diye kadınların bu derneklerden sevdiğim yanları, kadınların mali desteği bile olmasa cebinden 3-5 kuruş parayı topluyor, bir şekilde bir yere ulaşıyor. O yüzden yeter ki bu kadına şiddetin önlenmesi için yani araçlarımız ne olabilmelidir, mol çatıdır falan gibi. Mesela son yapılan bir şey çok hoşuma gitti. Toprak verdiler kadınlara, işleyin bunları buradan satın. Ama tamam kadının geliri... Nerede? Trakya'da sanıyorum. Kadın işleyecek o toprağı. Oradaki şiddet gören kadınlara toprak arazi verildi.
Onun da geliriyle toprak ürünlerinden geliri de kendisine kalacak, evine katkı yapacak. Sözünü ettiğiniz bu yaklaşımı önümüzdeki hafta biz gündemimize alıp değerlendirelim. Evet, daha lütfen. Ayrıntılı bilgiler vereceğim. Fakat kadının iş bulması da sorunu çözmüyor. Kadın iş bulup da erkek işsiz kalınca bu kez ben erkeğim niye işsizim diye bu kez yine şiddet görüyor kadın. İtilmiş kakılmıştaki gibi. Evet. Sevgili hocam, programımızın sonuna geldik. Programımızın size bir armağanı var. Kaynak Yayınlarından çıkan bir kitabı vermek istiyorum. Abdullah Öcalan ile Görüşmeler, Sayın Doğu Pirinçekin. Çok teşekkür ediyorum. Ki sağ gündemdeki olun. Konular açısından önemli bir kitap. Evet, sağ bir olun. İyi bir çalışma, yararlı olacaktır. Evet sevgili izleyiciler, yeni bir Kilit Taşı programını daha burada noktalıyoruz. Aydınlık bir Türkiye, yaşanılası bir ülke diliyoruz. Nice 8 Martlara, mücadele günlerine diyelim.